Eskiden bize öğlen yemeği vermezlerdi, eve gönderirlerdi. Ustalarımız bizim çalıştığımız terzi yüksüğü var. Efendim bunu bandağımıza bağlarlar. Bu yüksük, şu orta bandağımıza şöyle arasından ip geçer, şöyle şuraya bağlarlar şöyle. Ki alışsın diye, inne atmaya şöyle. Eve böyle gittim, rahmetli annem. Vay oğlum ilk güne gider gitmez elini mi kestin? Bir şey mi oldu eline diye böyle bir kadıncağız şey olmuştu, üzülmüştü. Bilmediği için tabii. Grup Avenir usta belgeselini sunar. Ben 1952 doğumlu, Yozgat'ın Ovakent köyünde doğmuşum. 60'lı yıllarda Kayseri'ye göç olmuş, tabii biz çocukluk devremiz. İlk okula Kayseri'de başladım. Okul biraz uzaktı, biraz da neyse o zamanlar işte çevre böyle açık değildi. Bizler çok sıkılgan bir insanlarız. Böyle bir öğretmenin karşısında falan şey duramazdık rahat yani. Dersi bilsek de bilmiyor gibi gözükürdük, cevap veremezdik falan derken kaldık sınıfta 2 sene ikmallere kaldık. İkmallere de gidemedik yani bu yüzden, bu sıkılganlık yüzünden biraz da okuyamadık. Öyle olunca da böyle meslek sahibi olduk. Efendim abim bana bir asker arkadaşı terziydi. Beni onun yanına getirdi havuzlanda. Terzi çıraklığına verdi. Hala işte oradan böyle kalfalık, ustalık derken 55 sene hizmet ettim. 55 senenin sonunda dükkanımı kapattım. İşe de son vermiştim ama komşu arkadaşlarım dediler ki ya sen vakit geçiremem, gel bizim dükkanımızda yanımızda abilik yap. Efendim burada da işin gücünde olursa yine bir uğraşı olarak yap, vakit geçsin. O vasıtayla burada efendim yardım ediyorum arkadaşlara. İşim olursa yapıyorum. Camiye gidiyoruz, cemaate gidiyoruz. İşte gelip burada böyle bir günümüzü geçiriyoruz. Kanuna girdiğimizden itibaren sabahları gelinecek, soba yanacak. Eskiden kalorifer yok, bir şey yok. Efendim odun kömür külü alınacak sobanın. Dükkan süpürülecek. İşte çay, kahve söylenecek efendim. Usta nedirse o yapılacak. Getir, götür, gazete al, şunu al, bunu al. Öğlenleyin yemek yaptır, fırına git, kıymalı, mıymalı böyle o zaman eskiden çok yaptırılırdı. Efendim. Sonra ustalar pek iş göstermezdi de biz kalfalardan iş bellerdik. Onlara çay kahve söylerdik falan filan işlerini yapardık falan gösterirlerdi. Biraz da bizler tabii dikkatlice bakar bellemeye çalışırdık yapabileceğimiz işleri. Zaten bir şeyler belledikçe ilerisi kolaylaşıyor zaten yapmakta. Efendim böyle böyle işte kalfalığa geçtik. Kalfalıkta bir dönem çalıştık. Kalfalık dönemimizde işte çoğu usta haftalık çalıştırır. Çoğu usta da parça usulü iş verir. Efendim işine nasıl gelirse öyle çalışırdık ama çok çalışırdık. Terzilerin akşamı hiç yoktu. Gece 11, 12 bayram ağızları sabahlara kadar çalışırdık. Böyle iş vardı, böyle de çalışma vardı. Ama işte o çalışılanın karşılığını kalfalar alamazdı yani. Devamlı çalışırdık öyle şimdiki gençler gibi. Vay usta ben akşam 2 saat çalıştım, mesai ver bana falan filan böyle şeyler hiç olmazdı. Hep saygı, hep disiplin güzel böyle. İş öğrenme merakı vardı. İşi öğrenelim diye çok çabalardık yani. Şimdiki gibi değil. Şimdikilere gösteriyorsun, bir tarafından giriyor, bir tarafından çıkıyor. O zaman iş bellemek çok şeydi. Belleseler, çıraklar, alfalar bir araya geldi miydi? Dakikada kaç tane inne atıyorsun diye hızlı inne çekme yani iş yaparken. Böyle şeyleri konuşurduk. Böyle merak vardı. Efendim. İşte güzel giyinmeye çalışırdık. Pantolonumuz ütülü olurdu. Şudur budur pek maddi yönden şeyimiz olmazdı da çıraklıkta, kalfalıkta. Gerçi devir öyleydi, ustalar da öyle kazanıyordu ki bize vermeye pek şeyleri yoktu. Ufak tefek bir haçlık, haftalık olarak verirlerdi. Eski ustalar çok sertti, böyle çok disiplinliydi yani. İyi ki de disiplinlermiş tabii. Efendim böyle karşısında ustanın böyle şaka yapayım, konuşayım, şudur budur böyle yok. Çok bayağı bir disiplinliydi ustalarımız. Efendim saygısızlık hiç yapamazdık karşılarında. Efendim biz dışarı gitsek, kişi kalsak falan dükkana girmeye korkardık yani usta kızacak diye bu derece. Efendim disiplin vardı. Böyle böyle işte yetiştik ama iyi de yapmışlar. Biz de ustalar kalfalarımıza, çıraklarımıza öyle yaptık. Memnun olan da çok. Tabii bazıları da usta bize kızardı falan filan diyebilirler ama aslında disiplin iyi bir şey. Ustalığa geçtiğimiz 78 yılında bir arkadaşımla tıkan açmak kısmeti oldu. Sonra o arkadaşım yurt dışına gitti, tükanı bana bıraktı. O 78'den bu tarafa 2021'e kadar işte 20'nin sonuna kadar ustalık yaptık, tükan çalıştırdık. İşte biz bu mesleği severek yaptık. Efendim yıllarımızı verdik. 4 tane çocuk büyüttük. Ev verdik. Torun tosuna karıştık. Efendim. Severek yaptık. Seviyoruz da yani. Mesleğimiz temiz bir meslek. Saygıdeğer bir meslek. Efendim. Çok kesimlerle karşılaşıyoruz. Her şeyden, mertebeden insanlarla karşılaşıyoruz. Ya bu meslekte bizi en çok zorlayan işte yine maddiyat yani. Bu tükanicaları, şunlar, bunlar, masraflar efendim. Arkamızda desteğimiz pek olmadığı için bizler hep fakir çocuklarıyız. Onun için biraz işte maddiyat yönünden zorlanırdık. Yoksa başka bir zorlanacağımız bir şey yok. İşi bildiğimiz için zaten. Üzülmez olur muyuz? O güzel mesleğimiz bitti. Şimdi bakıyoruz, buyurduğunuz gibi çırak yok. Çırak bulsan da adam şuradan geliyor efendim, maaşına vereceğim diyor, sigorta yaptıracaksın mı diyor. İş bellemeye gelmiyor ki buraya, sanki ben onu ne yapacağım iş belledeceğim ki bana yararlı olduğunda o aylık haftalık vereceğimi düşüneyim. Onun için de çocuklara da hak veriyoruz yani, ortam öyle. Çocuk şimdi gidiyor bir efendim fabrikaya, şuraya buraya, orada neyse bir askeri ücret alıyor, sigortasını yapıyorlar efendim, bitmesi gelmesi düzgün oluyor. O yönden meslekler böyle bitiyor. Sırf terzilik değil, buna benzer ayakkabıcılar şudur budur bitiyor yani. İleride de galiba bir paçasını yaptıracak terzi bulamayacaklar. Ha, ama nüfus da çoğaldı. Bu kadar nüfusa böyle elden dikmeyle elbise de bizler yetiştiremezdik yani. Fabrikasyon olmasının şeyleri de orası da var. Ya bu mesleği isteyerek efendim iyisini belleyerek yaparlarsa mesleğimiz güzel oldu yani, eskisi gibi değil yani. Şimdi ücretler de fena değil, iyi. Ama isteyerek gelmez de gelir gelmez ben para kazanacağım, hemen zengin olacağım veya bir şeyler yapacağım derse olmaz. Sabredecek, iyisini belleyecek, düzgün gelecek, düzgün gidecek. Efendim çizgisini düzgün doğru çizecek. Yoksa mesleğimiz güzel, temiz. Kravatından gel, kravatından git, pantolonun ütüsü bozulmaz. Soğuk, sıcak bizim için hiç sorun değil. Çalışma yerlerimiz sıcak, güzel. Yani onun için bu işi severek gelirler yaparlarsa tavsiye ederiz. Ama yok ben geçim yapacağım, para kazanacağım falan filan derse gelmesin yani, yapmasın da. Sırf bizim meslek değil de başka meslekler de böyle. El işiyle yapılan meslekler böyle yani, pek ağam şaham bir para kazandıran bir şey değil. Ha, içimizde bazı terzi arkadaşlar da var. Efendim çevesiyle iş yapıyor, bir şey yapıyor, ücreti yüksek alıyor efendim. Öyleleri de var ama onlar da sayılı yani, hepimiz değiliz. Beylibayan'da bir müşterim vardı. Dışı provaya geliyordu beyefendi. Dışarıdan gelirken hanımefendi dedi ki ya Ali Bey, bizim usta nasıl güzel, temiz insan dedi, adam dedi ya, nasıl karşılıyorsam, nasıl hürmet ediyorsam adamlara. O zaman çok duygulandım ya, biz dedim ki bu mesleği güzel yapıyoruz dedim ya. Ya hanım biz kötü müyük diyerekten içeri girdiler böyle. Ya usta böyle böyle dedi hanım dedi. Onun için öyle bir duygulandım yani. Yolda birini görürsem işte ya bekçidir ya terzidir bunlar gece gezer işte işten gelir falan filan. Böyle yarenliklerimiz de var. Ya eskiden hem samimiydi, güvenilir insanlardı. Şimdi bilmiyorum hiç ne kimse sözünde duruyor, ne kimseye güvenebiliyorsun. Lafa söze hiç ehemmiyet vermiyorlar yani. Bu işin püf noktası mesleğini sevmek işte. İşi iyi yapmak, temiz yapmak, müşteriyi memnun etmek. Müşteriye karşı saygılı olmak. Saygı deyince misafir nasılsa evine gelen misafir aynı odur yani. Biz çoğu zaman müşteri gibi değil de bir büyüğümüz gibi, abimiz gibi, böyle amcamız gibi böyle davranırız müşteriye. Büyüğümüze abi, küçüğümüze hep beyefendi. Kravatlı, çok tıraşsız müşteri karşısına çıkmamaya çalışırdık. Her gün tıraş olmaya çalışırdık. Böyle yani işlerimiz hep bu düzende gitmiştir. Yani müşterinin zevkine göre sorarız. Nasıl giymek istiyorsa, nasıl dar, bol, uzun, kısa model olarak yırtmaç istiyor mu, şudur, budur, böyle hep şeylerini sorarız, arzu ve isteklerini. Ona göre onu memnun etmek için elimizden geleni yaparız. Pirimiz bizim İdris Peygamber, terzilerin piri. Kız istemeye gitmişler terziye. Adamcağız demiş ki ya, geliyorum gidiyorum, gece çalışıyor, gündüz çalışıyor terzi demiş. Bu adam ne zaman evine gidecek gelecek demiş, ben demiş terziye kız vermem arkadaş demiş. Biz geceleri çok çalışırdık. Grup Avenir Usta belgeselini sundu.